Mesut Kumlar'a kalanlar herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine Cihan ustamızın yanındayız. Part 10'u çekeceğiz. Part 10'a özel 25 soru yaptım sizler için. Deprem İso burada. Merhaba arkadaşlar. Merhaba İsmail'im. Arkadaşlar sorularımıza başlıyorum. Usta selamün aleyküm. Aleyküm selam. Saat şu an 11'e geliyor arkadaşlar. Sizler için yine video peşindeyiz. Sorularınıza cevap bulma peşindeyiz. Ustam, birkaç tane sorumuz var sana. Deniyorum, cevaplayacağım. Part 10'a özel 25 tane sorumuz var, daha doğrusu evet. Öyle diyeyim. Bunları cevaplarsan takipçilerin sevinir. Evet, dinliyoruz. Başlıyorum o zaman. Başla o zaman. Bir takipçimizde Yuki Avşin varmış, 250cc. Evet. 400cc karbüratör taksam demiş. Yakıt performans ve karbüratörün kullanımı ömür içinde iyi olur mu demiş. Motor kaçlıkmış? 250cc. Neymiş? Avşin. Ne takmak istiyor? 400cc'nin karbüratörünü takmak istiyormuş. Olur. Yakıt ve performans nasıl olur demiş. Yakıt biraz artar. Hızlı gideceği için yakıt illaki artacak. Hı hı. Performansına da bir 10-15 koyar. 10-15 koyar diyorsun. Koyar. Tamam. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Tamam, devam. Bir takipçimiz Edirne'den Cihan ustamıza selamlar demiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Videolarınız çok güzel. İnşallah bir gün nasip olur da çayınızı içmeye geliriz demiş. Buyur gelsin. Buyursun gelsin arkadaşlar, duyduğunuz gibi. Bir takipçimiz merhaba ustamıza ve video çeken arkadaşımıza çok çok teşekkür ederiz. Elinize emeğinize sağlık. Allah hayırlı işler versin. Kolay gelsin. Saygılar demiş. Amin. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ne demek, her şey sizin için. Selamları da alıyoruz bu arada. Bir takipçimiz Cihan ustama selam olsun. Seyhan Mez'in krangını CG'ye takabilir miyiz? Performans için demiş. Uydurmak istersek... İlla ki uydururuz. Evet. Yani takılır, yapılmayacak, olmayacak bir şey değil. Ve olur. Ama her şey kendi parçasıyla güzel. CG'nin 26 grangı var perno. Çekerli. 5-6, 4 veya çekerli. Kendi grangından gider zaten. Evet. Yani gerek yok Seyhan grangını meze takmaya. Mezin grangını CG'ye takmaya. Örnek vereceğim. Mersin'deki CG'ci benim yeğenim Siroş. Evet. Mez grangı mı takıyor da CG gidiyor? Hayır. Kendi CG grangınla götürüyor. Misal. Mez'e biz Yamaha veya Java grangı mı takıyoruz? Hayır. Kendi grangınla gidiyor. Ama iş uydurağa dökündükten sonra... Tornazı, frezesi derken takılır. Yapılır ama gerek diyorsun. Yok. Yani gereksiz uğraş diyorum ben. Performans attırmaz yani CG'de arkadaşlar. Yok. Kendi grangından zaten gidiyor motor. Tamam. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz bende Mondial SFC 100 kap var demiş. 100 cc. Evet. Bu kap demiş 150 cc olur mu? Neymiş? Mondial SFC var ya, 100'lük kaplar. O demiş 150 cc olur mu? 125'lik olur. En son. Peki 125'lik olursa performans alır mıyım demiş. Alır. 135'lik kadar olur. 135'e kadar çıkar. Kilometre olarak diyorsun. CC olarak 135'e kadar olur. Peki hızı ne olur tahminine göre? Hızı 145-150 olur. 145-150 çok iyi bence kaba göre. Bu arada çekirdek hastası kendisi. Çekirdek yiyor. Evet, ben deniyorum. Enerji içiyor. Viski değil, enerji. Bir takipçimizde Planet 5 varmış. İyi midir demiş. Nasıl performans artırılabilir demiş. Aslında bunu bir önceki videoda sanki söylemiştik. Dişli Planet demiştik. Kaçmış? Planet 5. Ne yapmak istiyormuş? Performans artışı sağlamak istiyormuş. Motorun kompresörü güçsüzse rektefe ettirsin. Yarım milim büyüğüne. Evet. Önce bir pistonun segmanı kompresörü güzelleştirsin. Artı ön dişliği bir iki diş büyütsün. Kendinden güçlenir, hem suratlanır. Tamam. Bir takipçimiz demiş ki deprem ISO neden hep arkada öyle duruyor? Yorgun mu demiş? Yok, deprem ISO hep yanımda. Yorgun olduğu yok. Dükkanda bana gereğinde de dükkanda da bana iyi yardımcı oluyor Allah için. Hem parçacı oraya buraya yolluyorum, hepsine tek yetişemiyorum. Evet. O beni dinlediği için şu an oturuyor. Tamam. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz elimde kubaçita var demiş, 180 cc. Evet. Motor bölümü söküp göndersem parça değiştirmeden tornalı eksantrikli üst kapak oymalı ne kadar güçlendirebiliriz demiş. Motor kaçlıkmış? 180 cc.
Hiç parça değişmeden kendi üst kapağı, kendi pistonu, kendi eslantiliği, kendi grangı modifiye olur. Hızlanır ve güçlenir. Sana yollamak istiyormuş. Bu takipçimiz sana yollamak istiyormuş. Tamam, yollasın, yaparım. Tamam. Bir takipçimiz Ender Kalan ustalardan Cihan Ustama selam olsun demiş. Mobilete Polini 46 silindir kullanıldı mı daha önce demiş. Tabii Cihan Ustam kullandı mı demiş. Tabii ki. Ama eski seri Gladiolin yerini tutar mı demiş. Tutar. Niye? Niye? Beyaz semente. Yani iç çıkan 46. Evet. Beyaz semente olduğu sürece 46 Polini de gider. Aero 47 de gider. Gladiolin 46 da gider. Şimdi açık açık söylüyorum. 46'nın ilk serisi beyaz sementedir. Süper 51'in içi gibi beyaz semente. Evet. Biz onu yarışta kullanırdık. Bir de İtalya'dan yine İtalyan malı. Yine Gladiolin. Tayvan mayvan değil. Yine Gladiolin'di. İçi kahverengi sementeydi. Biz de onun adını yerli İtalyan koymuştuk. Gladiolin ama... İçi bu Arsel 47 gibi kahverengi semente geldi İtalya'dan o. Biz de onun yerli İtalyan koyduk adını. Yarışta biz onu takmıyorduk. Biz beyaz semente ilk gelen içi Süper 51'in içi gibi. Yani mavimsi sementeyi severiz yarışta. Teşekkür ediyoruz. Bir takipçimiz Peugeot'da ince ve önemli farkını belli eden, gaz yemesini değiştiren piston ayarı, debriyaj ayarı, vites ayarı nasıl yapılır ustam demiş. İstersen sıra sıra sorayım sana. Heh. Önce demiş ki piston ayarı nasıl yapmamız lazım Peugeot'da daha iyi gaz yemesi için. Motor kaç? Yani 48, 105 mi? 46 mı ne? Ya bilmiyorum, motorun modelini yazmamış. Sonra şunu sormuş bize. Debriyaj ayarı nasıl olmalı demiş ve vites ayarı nasıl olmalı demiş. Oynar yanaklar sabit yanaktan aldıracak 2'şer milim. O vites attığı zaman o ona yeter zaten. Peugeot'da 4 bacaklı yay var. Evet. Bir tane ise 4 bacaklı yayı 2 tane koysun. Kalkışta da bağırarak kalkar, devir kazanır. Balatayı da emo taksın yeter. Artı 825 ince bando kayış takacak. 825 ince bando kayış. Ama tek onunla bitmez. Motoru 3 yemiş 103 mü? 105 48 Peugeot mu? Silindiri 46 Polini mi? Yani her motor aynı ayarı da istemez. Her motor aynı üst kapak ayarını da istemez. Arkadaşlar soracağınız soruyu sorarken motorunuzun marka ve modelini yazın ki biz ona göre bir size cevap verelim. Peugeot diyor mesela. Peugeot'da 103 mi? 105 mi? 46 Gladiolin mi? Motorun ne olduğunu söylesin. Peugeot ama 3M'iz Sprinter Peugeot'da var. Evet. Hangisi? Tamam, sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz mobileti yeni piston takmış. En güzel rodaj nasıl yapılır? Ustam hangi yağı önerir demiş. Mobilet orijinalsa, farklıysa da bak orada da o mobilete silindir piston takmış da. Evet. Mobilet 47 mi? 39 Beldesan mı? 46 Gladiolin mi? Parmak iç silindir mi? Mobilete piston atmış ama. Evet. Hangi silindire? Hangi modeline piston attın? Yani orijinal silindir Beldesan 3 mü 5 mi veya MBK 3 4 mü hangisi? Onları belirtmesi lazım. Ama 2T 2 zamanlı yazsın kutunun üstünde. Egzozdan da duman atacak. Duman atmazsa krapaj yapar, sıkışır. Kesinlikle. Ama 2T 2 zamanlı katsın. Gidip pet şeye depoya 20-50 veya 90 numara şanzıman yağını depoya dökmesin. Teşekkür ediyoruz. Bir takipçimiz Cihan Usta'ya Şakir Paşa mobiletin çok selamı var abi. Göz kapaklarımı sıçradı demiş. Kim olduğunu biliyorsun. Aleyküm selam, ben biliyorum onun kim olduğunu. Arada böyle selamları da alıyoruz sizler için. Bir takipçimiz hayırlı işler olsun. Ya onu bir düzelteyim. Ha. Şakir Paşa'dan geldi. Ben onu söktüm. Alt takımı yani Grank'la Kartel'i beğenmedim. Söktüm o motoru. Evet. Silindirini bir de söyledim kendilerine. Güzel bir Grand, güzel bir Kartel taktık. Otomatiğini ayarladık.
İşte sentezini falan ayarladık. O eski silindirine de bir iki işlem yaptım. O silindirle, eski kendi silindirine beğendiler o motoru. Evet. Yani dediği gibi orada, videoda söylemiş ya orada. Göz kapaklarımızı titretiyor. Evet. Sen yeni bir silindir alalım ona, yeni bir silindir piston. En azından bu kalın sementeli ne vardı? Glardoni. Sağdan yazılı Glardoni. Tayvan'da o. Tayvan bir 46 olsun, onun göz kapakları tam titreyecek. Çünkü o üstündeki silindirle titretiyor. Bak iyi bir silindir olsun daha iyi gider. Yani alt takımın farkını görmüş oldu. Kendi silindirine nasıl bir değişim oldu yaşadı kendi. Evet. Ne demek istediğimi o anlıyor. Bir silindir alınacak. Tamam. Bir takipçimiz hayırlı işlerin olsun ustam. Falcon Leopard CG varmış. Motor sıcakken 3 ve 4. viteste keseceğe giriyor. Sonra bir yığılma yapıyormuş. Fakat vites boştayken yığılma olmuyormuş. Neden böyle bir şey olur demiş. Yükte yapıyor. Hazır cereyan, hazır elektrikli beyinse beyin bozuk. Artı dış mobilinde olabilir, karbüratör ayarsız. Diyorsun. Teşekkür ederiz. Bir takipçimiz, mez benzin full depo doldurduğumuzda kaç gram yağ konulması lazım ve hangi numara yağ konulması lazım demiş. Güzel bir soru. Aslında her videoda söylüyoruz, yine söyleyelim. Full depo demiş. Mez normalde Seyhan mez hariç. Seyhan mez. Büyük depodur. 22 litre alır. Benzin. Normal klasik 17 litredir. Aslında onun maksadı şudur. 17 litre depoyu doldurduk ya. Evet. Yağ tankını da 1 litre yağ doldururuz. Evet. 2T, 2 zamanlı. 2T, 2 zamanlı olduktan sonra kastrol olur 2T2 zamanlı. Üstünde yazacak 2T2 zamanlı. Petrol ofisi olur. Diğer markalar da olur. Ama 2T2 zamanlı yazsın. Depoyu doldurduk. Yağ tankını da 1 litre doldurduk. O benzin bittiğinde yağ da bitmesi lazım. O 17 litreye ayarlıdır. Veya 22 litre Seyhan'da. Depoyu doldurdun. Benzin bitmesine yakın yağ da bitmesi lazım. Benzin hep bitiyor. Yağ hep bitmiyorsa yağ pompasında sorun var. Diyorsun. Bu bir. Yağ pompasına yani yağ tankına kesinlikle güvenmesin. O mezci arkadaşa diyorum. Evet. Misal veriyorum. 200 liralık benzin aldı. Yağ pompası çalışıyor. Tamam biliyoruz. Yağ tankında yağ dolu. 200 liralık benzine 2T2 zamanlı yarım çay bardağı veya bir çay bardağı yağ 200 liralık benzine döksün. Atıyorum ki depoyu doldurdu bu arkadaş. Full. Evet. Yarım litre 2T 2 zamanlı yağ depoya döksün. Bir depoya yarım litreyi veya bir su bardağını veya şu benim enerji içeceği içtiğim şu plastik bardağın dolusunu depoya döksün. Egzozdan duman atsın. Duman atmazsa kilitler. Kesinlikle. Bir takipçimiz ustam mobilet 47 Aircel var. Orijinal fakat sürekli üst kapak contası patlatıyor. Neden olabilir demiş. Çare bul demiş. Üst kapağında sorun var. Niye conta patlatıyormuş? O büyük bir ihtimal ya üst kapağında bir eğrilik vardır. Kullandığı contadan da olur. Üst kapağın cikle yerinden patlatıyordur o üst kapağı. Neredeymiş bu onu söylememiş. Yok söylememiş. Zamanında bende de çok olmuştu abi. Doğrudur. O üst kapak contadan da olur. Üst kapak değerlilik varsa da olur. Düzgün sıkamazsa yine olur. Her contada iyi değildir. İyi conta kullanacak. Cikle deliğinin oradan o kısa bastığı mesafeden cikle deliğinin oradan patlatıp egzoza veriyorsa basıncı şu bujiyi yeni buji alırız. Yeni bir buji aldık. Evet. Üstünde hani bir somunu vardır o bujinin. Evet. Heh. O somunu, yani buji başlığına taktığımız o vidasını, bujiye taktığımız somununu, o üst sivri yeri arkada kalacak şekilde üst kapağın cikle deliğine çaksın. Çaksınlar. Üst kapağı o bujinin üstündeki somunu,
üstü nasıl bujiye takarız onun üstü vardır altı vardır. Evet. İçi geniş yeri alta gelir. Üstü yeri sivridir. Sivri yeri yukarı gelmek şartıyla onu üst kapağa çaksın. Üst kapaklı iyice bir etsin. Yani burada amaç şu. O üst kapaktaki cikle deliği var ya. Evet. Onu küçültmek. Onu küçülttüğün zaman contaya daha geniş basar. Oradan patlatmaz. Eğer oradan patlatıyorsa o üst kapağın deliğini daralt. Yoksa conta dayandıramazsın. Tamam. Bir takipçimiz Cihan Usta'nın 1993 model ETZ-150 mezim var demiş. Küçük dokunuşlara nasıl daha seri bir hale getirebilirim demiş. Motoru orijinal olmak şartıyla. Motor bölümüyle oynamayacağız. Ama 150'lik. 150 cc. Güçlendirmek mi istiyor? Yani daha ufak dokunuşlarla diyor daha süratli nasıl gidebilir? Ufaktan bir egzozunu açarız. Sentesini, avansını, ayarını, platini ise platinini, beynini ise beynini ayarlarız sentesini. Dişli atarız. Gabriyatörünü ayarlarız, bir dişli atabiliriz. Ama ben baktım ki kompresör yok, güçsüz. Yarım milim büyüğüne bir ektefe yaptırabiliriz. Kompresör olmazsa güç olmaz. Kesinlikle öyle. Güç olmazsa surat da olmaz. Güçlü olacak. Tamam, bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz kendi çapımızda çift mobilet yapmak istiyoruz. Topuzla birleşim yapacağız. Fakat kınakları kaç milim keseceğimizi bilmiyoruz. Yardımcı olursa sevinirim demiş Cihan ustamıza. Şimdi topuzlar, ortaya kullandığı topuz 2-3 çeşittir. 2-3 tamam. Çeşidi var. O ortaya kullandığınız topuzun uzununu evet. Veya dairesel çapına büyük olanını kullanmayın. Enine en boyu kısa olanını topuzun. Dairesel çapına ufak olanı, hafif olanı kullanın. İki motoru yan yana getirin. İki motoru topuzlu yapacak ya. Evet. Mesela silindirleri misal veriyorum, kesmeyecekler. Sağ silindir kesik değil, sol silindir kesik değil. İki motoru yan yana getirin. İki silindirin arasında bir milim, iki silindirin arasında bir milim, bir buçuk milim veya iki milim kalacak şekilde motorları yan yana getirin. Topuzu önce bulun tabii ki. Ortaya kattığın zaman grangı nereden keseceğini topuz gösteriyor zaten. Tamam. Onu hemen basit bir şeydir o. Hemen ölçü çıkar ortaya. Bir takipçimiz Cihan Ustam'a sorar mısın? Daha önce çift silindir mez hiç yapmış mı demiş. Şimdi biz çift silindir mezi yaptığımız zaman ben bunu daha önceki videolarda söyledim. Evet. Yine söylüyorum. Bizimki o kadar emeğe biz verdiğimiz zaman görsel olmaz. Kesinlikle. Nasıl görsel olmaz? Yani dükkanın içinde bir çalıştırıp fırfır 2-3 gaz vermeyle o çit olmaz. Mesela dükkanı da yapıldı mahallede veya şehir arasında 500 metre 1 kilometre şöyle bir tur atıp dükkana geri bırakılmaklı olmaz. Biz o çiti yaptığımız zaman nasıl tek bir modifiyeli mezi indirir otobanda deneriz. Biz o çiti de yapar otobanda deneriz. Ben de diyorum ki ben yapıp ben sürdüğümde ona çatır çatır 260 yaptırırım. Neden? 301, 301, 602 olacak zaten. Evet. Doğru mu? Evet. Çit öyle yapılır. Bir de bizim yaptığımız çit, mes çit. Aynı mobileti andırır. Birbirine yakın olur. Yani sağ motor Şam'da. Sol motor Halep'te olmaz bu kadar. Düzenli, dizaynlı nasıl teki yaparız böyle bizim tek modifiyeler kılıç gibi durur. O çitli öyle birbirine yakın kutu gibi durur. Otobanda indirip deneyeceğiz zaten. Denerken de kaç yaptığını bu kenara video çektirip size gönderttireceğim yani herkese açık. Arkadaşlar kaç zaten... yaptığını 600'lük Honda doğru gösteren bir motordur. Evet. Yamaha 600'lük veya 750'lik doğru gösteren bir motordur. Biz %100 ya Honda ile dener onu kilometre alırız otobanda veya 600'lük 750'lik Yamaha ile. Bizim İbrahim'inki kaçlıktı Honda? 600'lük. Mesela İbrahim'in 600'lüğüne dener otobanda kilometre alırız. Honda ne diyor? Atıyorum ki diyor 159. Evet. O çit mezin orada 159 yaptığını gösterir Honda. Şaşmaz. Honda, Yamaha tabii. O da bizden gidiyor.
Honda da o zaman yalan söylüyor. 600'lük jilet gibi bir motor. 160 ise 160, 260 ise 260'ı gösterir. Honda veya Yamaha. Benim Mazda'yı kısa mesafede gördüğüm kilometreyi söyleyeyim. Ben neyse onu anlatırım. Tabii şimdi yapacağım da onun üstüne 5-10 çıkarım. Kesinlikle. 400 metre deniyorduk. Çıplak kesik şaseydi, bayraktı yalnız. Klasik demiyorum. Çıplak kesik şase bayrağı deniyorduk. Evet. 400 metre deniyorduk. Daha 375 metrede 184'tü zaten. Bana dediler ki niye gazı bıraktın? Ben dedim 400 metre bitti zannettim. Yok dedi, 25 metre daha vardı. Yani gazı bırakmamış olsam net 185 diyecekmiş. Ki belki de geçerdi. Boş şase mes bayrak 400 metrede yapıyordu o 185'i. Yani 400 metrede 185 kilometreye çıkıyordu. 184 olduğunda kilometre gene 600'lük Honda mı Yamaha ile mi ne denemiştik? Ben 375 metrede gazı bırakmışım. Yani daha bırakmasam 400 metreyi tam tamamlamış olsam 185-186 da diyecekmiş. Bir daha diyorum, hep de diyeceğim. Çıplak kesik mezle CG yarış ediyor otobanda. Evet. Mez sıfırdan kalktığında tek bir mezi deneriz yani önce evet. CG ile kalkmadan. Çıplak kesik bir mez sıfırdan kalktığında 400 metrede 185 kilometreye çıkmıyorsa ben değil Ferişta da sürse ondan yan yana kalkıp 1, 2, 3, 4, 5 vites boğuşamaz zaten. Kesinlikle. İşte benim anlatmak istediğim bu. Ben sürerim ama motorda gidecek. Gitmeyen motorun 180'le yanında da koşup atlayamazsın. Kesinlikle. Şey, üstünden koşup atlayamazsın. İşte bunu demek istiyordum ben. Yani mezle yarışan CG ile bir mez yan yana kalkacaksa sıfırdan kalktığında 400 metre dolduğu an 600'lük veya 600'lük Honda veya Yamaha meze diyecek ki 185 veya 186 veya 190'dı. Evet. Diyecek ki o zaman korkusuz kalkacak ki üstüne de koyması lazım. Yani lafla olmuyor bu işler diyorum. Siz CGL mezi kaldırırken o anı ben bildiğim için ben iyi anlatırım. Çünkü onu ben yaşıyorum. Tabii bir izlemek var, bir de sürmek var. Onu. Dıştan görsel izlemek var, bir de sürmek var. Yan yana kalktığımızda, ikiye atıp yattığımızda her viteste ben dikizliyordum onu. Onun benden kaçıncı viteste nerede ayrıldığını bile bilirim. Yakalamışımdır o noktaları. Mezi de ona göre yaparım. CG ile kalkacak mezi. Ha. Kesinlikle. Bu arada çift sinir sorusu gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sağ olsun Ankara'dan bir takipçimiz Ahmet abi bizlere ulaştı. Seyhan bir mez var dedi. Bizim istediğimiz bir motor. Bugün Deprem ISO, ustam, ben gidip motora baktık. Motor ustamın onayından geçti. Seyhoş hastası çünkü bu. Cihan usta. Evet. Motoru beğendik. Allah izin verirse motoru şu an çekme belgeli. Çekme belgeden alacağız. Dükkanda dediğimiz gibi bir sürü işler var. Kozmetiğini ben ayarlayacağım. Cihan ustam motorumuzu ayarlayacak. Cihocuğum ne zamana çıkar bir motorumuz? De gelecek yaza çıkardık da. Ne diyeceğim? Bir de şu var. Seyhan Mez'de özellikle evet. Benim sevdiğim modeller 98'in sonu 99. 99. Bizim Avrupa Mez'ler gibi veya Kanuni'nin ürettiği normal klasik Mez'ler gibi arka mavsal yuvarlaktır. Senin sevdiğin mavsal. Tabii. Benim sevdiğim Seyhan o modeldir. Arka fren bastığın fren petalı Avrupa ile aynıdır.
Kanuni'nin Seyhan'dan önceki modellerinde de aynıdır. 99 Seyhan. Evet. 2000'lerde de vardı benim sevdiğim model. Yani o alüminyum ayaklıklı sağ fren kolu ipince kendi kendine yamulan teneke modeli değildir. 2003'ler, 2002'ler sağ fren kolu hamur gibidir. Ama 99'la 2000 yılının ilk başlangıç aylarındaki çıkan Seyhanlar bizim Avrupa'yla denktir. Fark nedir? Bir, depo büyütmüş. Evet. İki, sağ kapak. Üç, sol kapak. Orijinal kuyruk granat zaten klasik mezlerde vardı. Evet. Seyhan yaptığı buydu. İlk çıkan 99'lar. Büyük depo. Sağ kü kapağı değişmiş, sol filtre kapağının tipi değişmiş. Ve plastik olmuştu. Bir de şöyle bir yüksek çapır direksiyonu yapmıştı. Benim en çok Seyhan'da sevdiğim model odur. Yani fren pedalı falan bizim normal mezler gibi. Uğraştırmaz. Avrupa gibi. Klasik mi yapmak istiyorsun o Seyhan'ı? Değişecek parçalar belli. Ha, depo. İşte Kenan'ı aldık. Depo yan kapaklar. Klasik mi yapmak istiyorduk? Depo. Evet. İki yan kapak. Motor evet. Zaten tel jant. Evet. Depo. İki yan kapak. Direksiyon. Dört parça. Değiş. Aa, klasik mez oldu zaten. Evet. Ya fabrikanın o 99-2000 yılının ilk aylarındaki çıkan Seyhan'a yaptığı buydu. Depo iki kapağı, büyük çapır direksiyon atmış. Zaten Seyhan'larda volant var. Evet. Bugün biz kapağı da söktük baktık. İşi sağlam aldık. Volant üstünde sevindik. Güzel yani. De... Beğendim ben motoru. İyi. Yani dört parça değiştirmiş. Seyhan yapmış işte fabrika mezi. Ha bir de volantı koymuş. Buradan Ahmet abi bir şey demek istiyor musun? Ya klasik meze göre bir de volantı koymuş. Beş değişiklik. Evet. Süper. Benim en çok sevdiğim modeli buldu mezde. İyi. Peki buradan Ahmet abiye bir şey demek istiyor musun? Ankara'daki vardı ya. Vallahi buradan Ankara'daki Ahmet abiye de bu konuda bize yardımcı olduğu için. Yardımcı olduğu için özellikle benim istediğim modeli bulduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya da buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Selamlarımızı sunuyoruz. Ahmet abi zaten videoyu izleyince görüyor yani. Allah'ın izniyle. Usta bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aynen. Bir takipçimiz 1992 model mezim var. İFA karbüratör kullanıyorum. Ayar tutturamadım. Sürekli bujiyi alıyor. Nedeni ne olabilir demiş. Bitti mi soru? Evet. Bir hava filtresini söküp temizlesin. İki gaz pistonunda onun bir iğnesi var. İğneyi bir veya iki diş benzini kıssın. Artı parantez içinde. O karbüratörün içindeki inip çıkan gaz pistonu vardır. Hani gazı açtın mı kalkar. Evet. Gazı bıraktın mı iner. Gaz pistonu ölüyse o gaz pistonu değişecek. Önce hava filtresini bir temizlesin ama. Hava filtresi mühim. Ya da yeni bir hava filtresi taksın. İlla ki motor orijinaldır. Hava filtresini yenilesin. Bir de motor orta ayaklıktayken şasenin altında bir yuvarlak delik vardır. Motoru orta ayaklı alsın görür. Evet. Oraya tornavidayı söksün. Şasenin altındaki o delik çamur, toprak bağlamış olabilir. Tornavida ile o şasenin altındaki deliği iyi bir temizlesin. Gaz pistonundan inleyi bir iki diş kıssın. Artı gaz pistonu ölüyse gaz pistonu da değişsin. Biz burada Adana'da gaz pistonu deriz. Belki Ankara'da ona fişek de diyebilirler. Evet, doğru söylüyorsun. Diyebilirler. Gaz pistonuna dikkat etsin, ondan buji bozuyordur. Tamam. Bir sonra... Ama devamlı binici ise az yaksın. Ben bundan işe gidip geliyorum. Benzine de yetişemiyorum diyorsa. Evet. 84 üstünde yazar. Bing 84. Orijinal. Bing 84 yazar. Manifoldıyla birlikte orijinal bir Bing karbüratör taksın. Evet. İFA biraz ne olursa olsun. Bing'den çok yakar. Neden? İFA karbüratörün altasını söktüğün zaman benzin memesi 130'dur. Bing'in 118'dir. Evet. Bing mezlerde az yaksın diye Almanya'nın ekonomik yaptığı bir karbüratördür. Yani mez Bing'le Türkiye'ye
en son patent olarak verilmiştir Kanuni'ye. Bing Dalman'ın yapısıdır. Ben neyse onu anlatırım. Bing Alman'ın az yaksın diye yaptığı bir ekonomik laboratörüdür. Bu benim dediklerimi yapsın ama 84 Bing kullansın. Ya Bing alsın. Manifoldüyle beraber değilsin o laboratörü. Hem daha az yakar. Yani fayı çıkarsın. Daha az yakar. Sonuçta yarışmıyorsun. Ya çok buji bozmaz. İşe gidip gelirken 100 yakıyorsa 60 yakar, 70 kesinlikle yakar. Bence Bing diyorum. Peki sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimizde orijinal mobilet varmış. Eski seri Glardoni 15-15 karbüratör var. En ufağının bir büyüğü dişli var. Evet. Tahminen demiş kaç kilometre kadar hıza çıkar Cihan Ustam cevaplarsa sevinirim demiş. Zaten 90-95 dediğin zaman kitleyecek gibi yırtınır o motor arka dişli büyük ön dişli 11 ise. Kayışlı orijinal kalın kayış oynar yanakta falan modifiye yoksa daha 90-100 dediğinde kitleyecek şekilde zinir der. Benim diyeceğim şu, hızlandırmak istiyorsa önü 13 dişli kullansın. 46 Glardoni'ymiş madem. Hı hı. Sementeri silindirmiş. Önü 13 dişli kullansın. Arka dişliyi de puf dişlisi taksın 45. Bir tane yani, 9 karbüratör taksın. Yani arkaya 45, kasnaktaki dişliyi de 13'e çıkarsın. Daha da hız istiyorsa 15-15 mi varmış? Hı hı. 19-19 büyük minareli tak. Benzin yetiştiremezse krapaj yapar o motor haberin olsun. Yani şu an 90-95 yapar diyorsun. He. 100 dedim mi zinilder zaten kitleyecek gibi. Tamam sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz ustam üstten dolu bir çita var 65'miş. Motor yaptık fakat sürekli arıza veriyor parça kırıyor. Nerede hata yapıyoruz ve neden arıza yapıyor demiş. Ne bozuyor? Marş çitlemesini mi bozuyormuş? Parça kırıyor derken büyük ihtimalle ya pistonu falan silindiri bir şey oluyordur. Ya da dakika başı sibop kesiyordur. Sibop kesiyordur ya da. Çok gazı açıp çok devir çektiriyorsanız o sürücüden de kaynaklanmış olabilir. Çok boşta gaz vermesinler. Bir de atıyorum 3'te. Daha 2'nin devri düşmeden 3'ten 2'ye düşürmesinler. Veya 4'te gidiyor. 3'ün devrine düşmeden 4. vitese giderken 3'e düşmesin. Motoru yığdırdığı için sibop kesiyordur. Diyorsun. Veya yarım debriyaj yapıp ara gazı çekerken sibop kesiyordur. Bu dediklerimi yapmıyorsa o zaman motorda bir sorun var. Belki gömleği çatlatıyor alttan. Belki de kabaşı sibop kesiyordur. Tamam. Yani bakılması lazım. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz selamünaleyküm hayırlı işler demiş. Aleykümselam. Sağ olun arkadaşlar. Aleykümselam. Benim motorum Bilecik'te 251, 1995 model bez motor demiş. Debriyajı ayırmıyor, vites geçerken yakıtı yapmıyor ve masrafları var. Buradan motoru göndersem, motorum 180 civarı kilometre hız istiyorum demiş. Tamam. Fiyat ne aralıklarla olur? İlla ki motorumu Cihan Usta'ya gelecek. Mezin dilinden Cihan Usta anlar demiş. Tamam, başla acı. 180 kilometre hız istiyor, yani 180 civarı bir hız istiyor. Bu da demektir ki piston, silindir, reprek de fiyat olacak. 1. Motoruya komple gelecek şaseyle. 2. Motoru şase denilecek, egzozuyla gabretörüyle bana gelecek. Evet. O motoru ben kendi gabretörüne, kendi egzozuna göre yapıp ayarlayacağım. Egzozuyla gabretörüyle geri yollayacağım. Ya komple yollar ya da motor kısmına indirir. Ama egzozu gabretörü üstünde gelsin. Tabii ona göre ayar yapman lazım. Tabii. Gaz pistonu falan filan. Hepsini gabretörünü, mabretörünü, egzozunu ayarlayacağım. Oraya motor kısmı geldiğinde şaseye bindirip çalıştıracaklar. Ve dişli de. Dişli ayarı falan hepsi yapılır. Onlar yapılır. Ama komple de yollası olur. Motor kısmını da söküp yollası olur. Seçim orada kendine ama kalıyor. Komple yollarsanız daha iyi olur. Cihan Usta burada hem en azından burada bir dener. Kendi şasesinde dener ederim. Motor kısmı da gelirse benim şaseye takar çalıştırır. Ayarını verir, söker yollarım. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. Sıkıntı yok. 81 ilden motor alıyoruz. Yollayabilirsiniz. Deprem İsmail'le ben gidiyorum. Ben olmadığımda Cihan Usta'yla Deprem İsmail gidiyor. Problem değil. Nereden yolluyorsanız yollayın. Her türlü motor alımı yapıyoruz arkadaşlar. Sıradaki soruma geçiyorum. Bir takipçimiz Cihan Usta'ya sormak... ne demiş? Cihan Usta'ya sorar mısın? Süleyman Usta ile hiç yarışmış mı? Ve yarıştıysa sonuç ne oldu demiş. Turbo Sura'dan bahsediyor büyük ihtimalle.
Turbo Süreyya tabii yarışmışızdır. O da Mersin'in iyi bir meclisidir. Kesinlikle. O sürmüştür, ben sürmüşümdür. Biz onu geçmişizdir, o da bizi geçmiştir. İlla ki. Artı parantez içinde o sürücülere ne vermiştir? Yine ben sürmüşümdür. Şimdi, mez biz yarıştırıyoruz. Herkes bunu öğrensin. Biz o otobana gidip ringe indiğimiz zaman, evet, o otoban pistini, o bizim hobimizdir. Benimle mobilete mobilet yarışırken de aynıdır. Peugeot'a Peugeot yarışırken de aynıdır. Mobilete mobilet, Peugeot'a Peugeot yarışırken de aynıdır. Meze mez yarışırken de aynıdır. Java ile mezi yarıştırırken de benim için aynıdır. Ben CG sürsem, CG olayında da aynıdır. Ben sürücü seçmem. Ben o konuda rahatım. Evet. Yarış yerine gittik ya. En iyi sürücünüz kimse, ona sürdürün o motorunuzu derim. Ben rahatım o konuda. Bir zamanlar bir ustalar sürsün mevzusu olduydu. Evet. Ustalar sürsün. Ustalar sürsün. Ustalar sürdüğü zaman benle hiç başa çıkamazlar. Herkes bunu aklına soksun. Deprem Fadıl'ın dediği gibi efsunucu. He. Allah rahmet eylesin. Hani bir zaman bir mevzu çıktı şöyle bir 10 ay, 12 ay önce. Mezemez ustalar sürsün. Klasel klasik de olsa, klasel klasik de olsa, kesik meze, kesik mez de olsa, yani çıplak mez, bayrak gibi. Ki biz onu CG'den korkmuyoruz ki, kaldırırken mezden mi korkacağız? Evet. Benim gibi bir çılgın, beni anlayanlar ne demek istediğimi anlar. Ustalar sürsün mevzusunda, ustalar sürerse benim işim daha kolaylaşır. Ben buradan diyorum. Sonradan da derler ki işte ustalar sürdü, Cihan ondan geçti. Bir anlaşma yapalım. Mezler klasik de olsa, keseye kesik, çıplak mez de olsa, siz beni dinleyin, mezlerinizi sürücüye verin. Yani benle böyle mezi Mersin'de iyi süren iki kişiyi ben iyi bilirim. Ve onları da çok severim. Biri Ferman abi. Ferman'la Emre Dağlı gibi, evet, Mehmet Dündar gibi iyi sürücüler benle sürsün. Ustalar sürsün dediğiniz zaman benden iş biraz bozuluyor. Ustalar sürdüğü zaman benim geçmem daha rahat olur. En basiti, ustalar sürsün mevzusunda öyle bir laf edilmişti. Zamanında Tarsus Zeytinlik'te ustalar gene sürsün dediler. İki kesiğimiz, biz kesik mezi Süleyman Kereş'le Mersin'in iyi meclisi ustayla kaldırdık. Evet. O kendi kesik mezini sürdü. Ben kendi bizim mezi sürdüm. Kesik çıplak mezi. Bir kalktık. Orada ne olduğu belli oldu zaten. Onun için diyorum. Benle sürerken ustalar sürsün. Yani benle ustalar sürsün istemiyorum. En iyi sürücü kimse, mobilete mobilet bu geçerli. Ben Peugeot sürerken Peugeot'a Peugeot geçerli. Meze mez bu geçerli. Mezle Java yarışırken geçerli. Bir bakarsınız beni yarın bir gün CG'nin üstünde görürsünüz. Hiç belli olmaz. CG sürerken de bu geçerli. CG'yi de iyi sürücü sürsün. Ustalar sürsün. Bana tuhaf geliyor. Biraz gülünç geliyor bana. Ha, açık itiraf ediyorum. O zamanlar bir sene önce mevzu oldu klasikleri ustalar sürsün. Benim işim daha kolay olur o zaman. Açık söylüyorum. Ben de iyi sürücüler sürsün. Motorları iyi sürücülerde görürüz. Hangi motor iyiymiş. Çünkü ustalar sürdüğü zaman şu konuşulacak, ben biliyorum. İşte biz sürdük de Cihan geçti, şu kadar fark oldu. Bizim motoru sürücü sürseydi ya denk olurlardı
ya da bizim motor şu kadar geçerdi diyecekler. Evet. Ben bunun ne olacağını biliyorum. İyisi mi bu ustalar sürsünü bir kenara bırakalım. İyi sürücüler benden sürsün. Ben bu kanadayım. Teşekkür ederim. Yani ben iyi sürenlerle motoru sürmek isterim. Ve Emre Dağlı'yı Mersin olarak, Ferman'ı Mersin olarak, Tarsus Mehmet Dündar'ı, yani bilirim sürücülüklerine, güveniyorum. Güzel i̇şte beni öyle. Mersin Tarsus olarak öyle sürücüler. Atıyorum Java'da Tarsus'la Aytaç. Java'yı 10 numara yapar, 10 numarada sürer. Ben öylelerinle sürmek isterim işte. Görmek isterim motorumu veya kendimi. Usta vardır, motoru 10 numara yapar ama süremez. Süremediği için de bir işe o yaramıyor. En iyisi benle yarışırken bu ustalar sürsün mevzusu bitsin. Başkalarıyla olabilir. Başkaları oradan çıkar der ki sürücüye vermesin, o sürsün ben süreyim. Benim öyle bir egom yok. Yani ben illa da ustalar benimle sürecek demiyorum. En iyi sürücüler kimse yarışırken benimle onlar sürsün. Buradan da... Bu illa da mezemez demiyorum. Hangi marka olursa olsun. Mobilet, Peugeot, CG, Yamaha 115, 135. Hiç fark etmez. İyi sürücüler sürsün. Buradan da tüm ustalara ve iyi sürücülere hepsine selam olsun. Aynen. Mersin'de Ferman'la Emre Dağlı'ya da selam olsun. Aleyküm selam. Ben bilirim kimin nasıl sürdüğünü. Ben bilirim kimlerin benden güzel boğuşup kalkış yaptığını. Ben bilirim. Ben 14 yaşından beri mobiletin üstüne yatan adamım. Ben bilirim. Helal olsun. Hı. Usta, sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz Turbo Slow'yla Cihan Usta demiş. Ne zamandan beri tanışıyor? Turbo Slow Usta'yı 2002 yılıydı. 2002 yılıydı. Maho İsmail'le bizim yanına gitmiştik. Evet. Turbo Slow'nun Turbo diye bir mobileti vardı 2002'de. Orijinal karteldi. Arka 22 jant, kasnakta 17 dişli, arkada 47 vardı. Motor 47-17 idi. Ben sürüyordum, bende çatır çatır 155 yapıyordu. Evet. Diğer sürücüleri sürüyordu, 150 yapıyordu. Bu video izlediğinde Cihan doğru söylüyor der. Kendi sürücülerinde 150 yapıyordu 2002'de, orijinal karteldi 46. 17-42 idi, 22 janttı. Bak unutmam. Evet. Ben sürüyordum çatır çatır 155 yapıyordu. Şimdi diyecekler hangi mesafede? 1,5 kilometrede. 1500 metrede benim sürmemle çatır çatır 155. Diğer sürücüler de 150 yapıyordu. Motoru biz hepsini biliriz, unutmayız. Hepsinin ustalığını ben bilirim. Yani 2002 yılında. 2002'de Maho İsmail'le gittik. 2002'de tanıştık. Ben zaten 2001'de askerden yeni gelmiştim. 2001'de Süleyman Usta'yı, Süleyman Kereş'i, Turbo Slow'yu tanımıyordum. 2002'de Maho'yla gittik Mersin'e, öyle tanıştık. Hatta sordu bu kim falan. İşte İsmail abi de dedi, Cihan da dedi İnce'nin talebesi falan. Öyle bir tanışkanlığımız oldu. Hatta ben dedim Süleyman Usta'ya, rahmetli Mehmet abiyle hiç yarıştı mı falan dedim ölmeden. Rahmetli için. Yok dedi, kısmet olmadı falan demişti. Bayağı konuştu. Tabii o zamanlar Facebook yok. Yani 2002'ydi he. Facebook yok, bu öyle telefonlar yaygın değil. Kimse tabii, kimseye bilmiyor. Tabii paçabak yok o zaman. 2002'de kaç sene olmuş? 21 sene. 2024'e girdik say. Tamam işte 21 sene, Ocak'ta 22 sene olacak. Evet. Yani Ocak'ta 2024. 22 sene olmuştu. Dile kolay, çok uzun yıllar 22 geçmiş. 22 sene olmuştu ha, ocağa ne kaldı? Ocak'ta 22 sene. Öyle. Burada böyle tanıştık. Biz hepsinin ustalığını, hepsini biliriz. Benden hiçbir şey kaçmaz. Buradan da Turbo Sule'ye selam olsun. Ha, selam olsun. Mersin Gözbebeği. İyi bir mezci ustamız. Severiz kendisini. Şimdi diyecek. Lan Cihan diyecek. O zamanki mobiletin dişli sistemini bile unutmamış.
Der o. Ha bu arada usta... 17.47 idi ha. Usta bu arada sana söylemiştim. Süleyman usta geçenlerde bir rahatsızlık geçirmişti. Söyleyeyim bu arada. Ha çekerken kolun aklıma geldi. Mu? Heh, koluna mı ne bir felç. Ama geç olmuştu. Duyduk. Evet. Benim de haberim yoktu yani. Bu arada... Haberim olsaydı arardık, bir geçmiş olsun derdik. Ben aradım kendini, konuşmuştum. Derdik, haberim yoktu. Buradan yani da, yalan olmasın, haberim yoktu. Buradan da geçmiş olsun dediklerimizi tekrardan iletiyoruz Turbo Süley'e. Şunu arkadaşlar öğrensin. Ben böyle bana gelmiş mesajları falan pek telefonun kurdu değilimdir. WhatsApp falan bilmiyor arkadaşlar. Ben telefonla pek ilgili bir insan değilim. Evet. Yani motorla ilgilendiğim gibi... Telefonla ilgilenmem. Mesela bana bir mesaj yazılmış. Onu bu İsmail Aslan der. Bak sana bunu yazmışlar. Evet. İşte onun için. Telefonla çok diyalogda olmadığım için. Telefonla anca ben bizim parçacıyı arar, motor parçacı isterim. Bozdağın motor yenileme, eski sanayi, Karşıyaka. Bozdağın motor yenileme, SF ararım. Parçacı Kadir'i ararım, Bağcı'yı ararım, İlhan'ı ararım. Benim telefonla pek diyaloğum yoktur bu arkadaşlar hariç. Evet. Bir alışveriş yaptığım eşimi dostumu ararım. Telefondan pek anlamadığım için işte bu mesaj yok. Mesela paylaşım yapıyorlar falan, onlardan benim haberim olmuyor. Yani bazıları mesaj yazıyor. Bak Cihan Usta bize geri bile dönmüyor diye düşünmesin. Anılıp gücenmeyin arkadaşlar. He, anılıp gücenmeyin. En fazla orada telefonum var. Beni direkt arayın, benle konuşun. Evet. Yani mesaj işlerinle İsmail veya Kenan yanımda olmazsa ben ilgilenemiyorum. Yani evet, motorlarla mı uğraşayım? Dükkanda Allah'a şükür, çok şükür 20-30 tane motoru var. Ve sırada bekleyen daha bir motor var. Yani telefonla mı uğraşayım? Vaktim olmuyor yani benim. He, akşamları işte açarım. Kendi facemi. Ustam Cio'ya girerim. Beğendiğim mezleri, beğendiğim başka bir şeyleri veya bizim motorcu arkadaşlar bir fotoğraf atmıştır, onlara beğeni yaparım. Yani telefonla çok diyalog içinde bir insan değilim. Ya da Müslüm Baba'yı paylaşır. Ha, ya da Müslüm Baba paylaşırım ha. Neyse.